şeyleri biter gider diye düşündüm. Sinsice ilerleyen bir hastalık. Ama sonra... Sonra öyle olmadığını anladık. Kalıcı, kanser, tedavisi olmayan bir şey, bir hastalık gibi. Önce yan komşuyu aldılar içeri. Sonra ormandan sesler duymaya başladı. Oralarda da insanlar ağlıyorlarmış diye duydum. Sokakta gezmek bile imkansız olmaya başlamıştı. Teker teker ortadan yok olan insanlar herkesin dilindeydi ama... Nedense hiçbir şey yapmıyordum. Ben karın üstündeydim. Üstünde battaniyem vardı. Ben o kadar çok üşüyordum ki ben çok üşüyordum. Seneler sonra asıl adımı kullanmaya karar verdiğimde etrafımda hiçbir dostum kalmadı. Neden? Adıma alışamadılar bir türlü, anlıyor musunuz? Yani aslında biz durumun tam olarak ne olduğunu bilseydik, işimiz çok önemli olmasa. Bırakın beni be! Bırakın hıyarlar! Hıyarlar demiştim size! Sizi söyleyeceğim! Size anneanneme şikayet edeceğim! Göreceksiniz siz! Birine iki saatten fazla ulaşamayınca ya da attığımız maillere cevap iki günden fazla gecikince endişelenme hakkını kendimizde görür olduk. Ne kadar garip bir şey. Ne kadar yalnız bir şey. İki. Ölük mölçük hayaller hatırlıyorum. Eskiye dair. Kimse kıpırdamasın. Hadi itiraf et. İtiraf etsene. Şehir uyutuyor beni. Sonra bir gün